Merhaba, hepimiz diferansiyel kalkülüs aracılığı ile tanıştığımız eski dostumuz zincir kuralını hatırlıyoruz öyle değil mi? Evet, g f x'in x'e göre türevini almak istediğimizde, şu parantezleri biraz daha yakına koyayım. Evet, g f x'in x'e göre türevini almak istediğimizde, bunu g'nin f x'e göre türevi, yani g üssü f x çarpı f'in x'e göre türevi, yani f üssü x olarak yapabileceğimizi biliyoruz. Bunu eğer diğer gösterimle yazmak isterseniz de, burayı g'nin f'ye göre, burayı da f f'in x'e göre türevi olarak yazabiliriz ve g'nin x'e göre türevini elde etmiş oluruz. Evet, diferansiyel kalkülüsten tanıdığımız zincir kuralı hakkında küçük bir hatırlatmadan sonra konumuza geri dönelim. Bu arada zincir kuralını özümsemeden diferansiyel kalkülüste ilerleme kat etmenizin de çok zor olduğunu eklemek istiyorum. Bu videoda buradan yola çıkarak zincir kuralını tersten uygulamayı deneyeceğiz. Evet, eğer bunun integralini almak istersem integral g üssü f(x) çarp f üssü x'in g f x'e eşit olması gerekir. g'nin belirsiz integralini alırken aynı renkle yazmaya çalışıyorum. Bu arada şu anda eşitliği tersine çevirdiğimde farkındasınız değil mi? Ne diyordum? Belirsiz integral aldığımda burada türev aldığımızda kaybolan bir sabit olduğunu da unutmamamız gerekir. Bu fikre Ters zincir kuralı adını verebiliriz öyle değil mi? Hemen not edelim. Ters zincir kuralı. Ve bunun biraz daha metodik olan U dönüşümüyle aynı şey olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun neden U dönüşümüyle aynı şey olduğunu görmeden önce gelin bir uygulama yapalım ve bize faydalı olabileceği yerleri görelim. Bu gerçekten de U dönüşümünü U dönüşümü yapmadan ya da U dönüşümünü aklımızdan yapmakla aynı şeydir ve U dönüşümü gerektiren problemleri biraz daha hızlı yapmamızı sağlar. Hemen bir örnek veriyorum. Şöyle düşünelim. Aynı renkleri kullanayım ki ne yapmaya çalıştığımı daha iyi takip edebilin. Diyelim ki elimizde integral sinüs x'in karesi. Normalde üssü buraya yazarım ama ben şimdilik burada bırakmak istiyorum. Tamam. Sinüs x'in karesi çarpı kosinüs x. Şimdi videoyu durdurun ve bununla buraya yazdığım ifade arasındaki bağlantıyı bulup bunun neye eşit olacağını bulun bakalım. Şimdi beraber yapalım. fx eğer sinüs x ise, bana bunun türevinin ne olacağını söyleyebilir misiniz? f üssü x kosinüs x'tir öyle değil mi? Peki ya g nedir? Tabii ki g karenin içindeki şey. Peki şimdi zincir kuralını tersten uygularsak ne olur? Aa, özür dilerim g üssü bu olduğu için g bunun ters türevi yani bunun küpü bölü 3'e eşit olacak. Bunun x'e göre değil de sinüs x'e göre ters türevini alırsak sinüs x üzeri 3 bölü 3 elde ederiz. Artı c'yi de unutmayalım. İsterseniz zincir kuralını uygulayarak bunun türevini alın. Birebir bunu bulacağınızı göreceksiniz. Peki, u dönüşümüyle neden aynı işe yarıyor olabilir? U dönüşümünde u'yu sinüs x'e eşitlersek bu da kosinüs x dx olur. Biraz daha açıklayıcı oldu değil mi? Evet, eğer bu u ise bu da du olur. Öyle değil mi? İntegrali de u kare parantezleri artık koymama gerek yok. u kare du olarak yazabilirim. Şimdi anladınız değil mi? Bu u üzeri 3 bölü 3 artı c'ye eşittir. u sinüs x eşit olduğuna göre u'nun yerine sinüs x yazdığımızda da aynen bunu elde ederiz. Gördüğünüz gibi ters zincir kuralı u dönüşümünü aklınızdan uygulamaktan başka bir şey değil. Bundan sonraki birkaç örnekte de bunu vurgulayacağım.